18 Aralık Salı, Ayrıntı Canlı Haber'den mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Günün gelişen ana başlıklarıyla ekranlarınızdayız. Malumunuz bugün Polatlı'da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde oldukça sıcak gelişmeler oldu. Birazdan sizlerle paylaşacağız. Evet, Ayrıntı Gazetesi'nin ana başlıklarında neler var? Hemen bakalım. Psikolojik testler eğitimi tamamlandı. Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Rehberlik Araştırma Merkezi'nin düzenlediği objektif değerlendirmede kullanılan psikolojik testler eğitimi tamamlandı. Eğitim öncesi Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç rehber öğretmenleri ziyaret ederek başarılar diledi sevgili izleyenler. Evet, AK Parti cephesinden bir açıklama var ana başlıklarda. Aysel Demir Hazreti Mevlana'yı andı. AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, Hazreti Mevlana'yı Hakk'a yürüyüşünün 745. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle anıyoruz dedi. Demir, ölümü vuslat olarak gören Hazreti Mevlana'yı vuslat gecesi Şeb-i Arus'un 745. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle anıyoruz. Onun İslam'ı en güzel şekilde yorumlayan fikirlerinden bütün insanlığın istifade etmesini diliyorum şeklinde konuştu. Evet sevgili izleyenler, bugün özellikle sabah saatlerinden itibaren siyasi kulislerde oldukça hareketlilik başladı. Dün de aslında gazetemizde yorum haber olarak vermiştik. Sami Çay'ın adaylığı kulisleri hareketlendirdi diye. Evet, bugün nihai sonuç geldi ve saat 13'te Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi olağanüstü toplandı. Ve toplantının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı İlçe Başkanı Selami Ovacık'tan ilk değerlendirme geldi. Ovacık, Polatlı'nın sesine kulak verdik dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Selami Ovacık, Polatlı Belediye Başkanı'nın açıklanmasının CHP Parti Meclisi'nde onaylanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada Polatlı'mıza hayırlı uğurlu olsun dedi sevgili izleyenler. Evet, Ayrıntı Gazetesi'nin yan sürümünde neler var? Özel Polatlı Belediyesi Hizmet Binası'na el atılmalı ve bitirilmelidir dedi. Ankara Büyükşehir Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mahir Özel, inşaatı devam eden Polatlı Belediyesi'nin hizmet binasının tamamlanabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden destek istedi. Özel, Büyükşehir Meclisi'ne yaptığı konuşmada kardeş belediye olan Polatlı'mızın hizmet binasının temelleri de atılmış olup halen yapım aşamasında maddi destek beklenmektedir. Bu nedenle Büyükşehir'den ricamız, istirhamımız, dileğimiz, isteğimiz Polatlı Belediyesi hizmet binasına da bir zahmet el atsınlar. Burayı da bitirelim. Bu sözlerimi bir önerge gibi görün lütfen. Kardeşler arasında ayrımcılık yoktur dedi. Bu şekilde bir destek istedi. Sevgili izleyenler, Ayrıntı Gazetesi'nin sür manşetinde CHP'nin Ankara'dayı Mansur Yavaş başlığıyla çıktı. 31 Mart 2019 takviminde yapılacak olan mali idareler seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir'de kime aday göstereceği merak konusu olmuştu. CHP'de toplanan parti meclisinde alınan karara göre Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklandı. Parti meclisinde yapılan oylamada Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasına ilişkin 45 kabul, 12 ret oyu verildi. Ayrıntıları yarın takip edebilirsiniz sevgili izleyenler sayfamızdan. Ve Ayrıntı Gazetesi'nin manşeti ve Sami Çay resmen aday. Evet, bugün sizlere gün içerisinde Ayrıntı'nın sosyal medya hesabından son dakika paylaşımları olarak vermiştik. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplandı, adayların açıklanması bekleniyor diye. Evet, bu anlamda da Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Sami Çay oldu. CHP Parti Meclisi olağanüstü toplandı. 5 büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarını adaylarını açıkladı. Polatlı halkının merakla beklediği CHP'nin adayı kim olacak sorusunun cevabı Polatlı Belediye Eski Başkanı Sami Çay oldu. Çay, Polatlı kamuoyunun talebi üzerine CHP Genel Merkez İl ve İlçe Başkanlığı'nın yoğun mesai sonucu aday olduğu da öğrenildi sevgili izleyenler. Evet, Ayrıntı Gazetesi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Hemen bir hatırlatma yapalım. Ayrıntı Canlı Haber'in 19 Aralık Çarşamba akşamı saat 18.30'da canlı yayın konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Sami Çay olacak. Evet, belediye başkan adaylığı noktasında açıklamalar yapacak.
hedef ve projelerini anlatacak. Evet, yarın saat 18.30'da mutlaka izleyin. Sami Çay, Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı Belediye Başkanı adayı canlı yayın konumuz olacak. Osman Yüksel ile birlikte programı yöneteceğiz sevgili izleyenlerimiz. Yarın aynı saatte, aynı ekranda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın.